Merhaba, bu hafta Airport'ta Bursa ile İstanbul'u hem deniz hem de havadan birleştiren belediye başkanımız Recep Bey ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hem Hoş bulduk. programımıza Siz de hoş geldiniz. hoş Teşekkür bulduk. ederiz. Şimdi havayla denizi bir nevi buluşturdunuz. Daha önce bu ulaşım aracı yurt dışında çok daha yaygın kullanıyordu ve Türkiye'de de Alaçatı ve değişik noktalarda kullandı. Siz nereden icap etti böyle bir şeye soyunmak? Memnun musunuz? Şöyle tabii ki öncelikle Bursa'nın dış şehirlerle erişilebilirliğini, şehirlerden erişilebilirliğini sağlamak bizim önemli görevimiz. Ekonominin can damarı da ulaşım. Bu ulaşımda da tüm imkanları da kullanmak gerekiyor. Bizler de bu konuda denizi ve havayı pek fazla kullanmıyoruz. Şu anda en yaygın ulaşımlardan biri artık hava ulaşımı olmaya başladı. Bizler de Bursa'da hava ulaşımını arttırıcı konuda destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Bu başka türlü gerçekleşmeyince biz de yerel yönetim olarak bizler bu işe el attık. Çünkü bunun mutlaka halledilmesi gerekiyor. Başta Bursa ile İstanbul, İstanbul'un Bursa'ya yakınlığının avantajları da dezavantajları da var. Biz bunu avantaja çevirmek için özellikle tabii ki Bursa İstanbul birbirine entegre çalışıyor. Bursa İstanbul'un yan sanayi gibi. Her gün binlerce insan İstanbul Bursa arasında yolculuk yapıyor. Ve özellikle sanayicilerimiz, iş adamlarımız, yöneticilerimiz için bu ulaşım zaman çok önemli. Dediğimiz gibi ve hava ulaşımı konusunda da bir başlangıç olsun istedik. Bu konuda da deniz uçakları gerçekten uygun oldu. Bunun bir Çünkü de deniz tarafı var. Yani denizle paralel başladınız. Oradaki deniz otobüsleri de ben onun için hava ve denizi İstanbul'a buluşturduğunuz dedim. Siz de deniz otobüsleriyle paralel bunlar nasıl bir verim aldınız? İkisinin örtüşmesi. Aynı şekilde tabii bizim dediğim gibi denizle de ilgili bağlantımız hemen İstanbul 40 mil karşımızda ama karadan 200 kilometre Evet. yapıyor. Şimdi bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda İDO çalışmaya başlamıştı. Güzel de gidiyordu, normaldi. Fakat daha sonra özelleştirmeden sonra sıkıntılar oluşunca da dinamik fiyat uygulamaları başlayınca vatandaş halkımız rahatsız olunca büyük bir tepki oluştu. Bundan sonra da biz de düzenleyici bir kuruluş olarak araya girdik. Dedik ki bu deniz ulaşımını mutlaka bizim olmamız gerekiyor. Bunun tekel olmaması gerekiyor. Bu şartlar bunu gösterdi. Biz de gemilerimizi koyacağız dedik. Hemen de koyduk. Ve onunla birlikte zaten sürdürdüğümüz bir çalışmaydı deniz uçağı Evet. da. Aynı şekilde bunu da devreye Devreye kurmamız girdi. gerektiği düşündük. Dediğimiz gibi sonunda bu da hemen ondan yaklaşık 3 ay içinde bu da devreye girmiş oldu deniz uçağı da. Ve hem denizden hem havadan bu köprüyü sağlamış olduk. Bursa açısından çok önemli. Bursa'da ben belediye başkanı olduğumda 300 yabancı şirket vardı. Şu anda 800 tane yabancı şirket var. Ve Bursa ekonomisi günden güne hızla büyüyor, üretim büyüyor. Bursa bu konuda önemli bir sanayi merkezi, Bursa önemli bir ticaret merkezi. Bu konuda da dediğimiz gibi bağlantılarımız çok önemli. Ve bizler de bunu bu şekilde başlattık. Ama Şimdi de başkanım bu yetmeyecek gibi görünüyor. evet. Çünkü yani madem o kadar 800'e yabancı şirket sayısı ulaşmışsa şehrin içinde kalan bir de havalimanınız var. Mesela oraya bu iş dünyası iş jetleriyle gelmek ister. Yenişehir'e tamam yolcu uçaklarıyla gidilme imkanı var ama bundan bir 15-20 yıl öncesini düşünürseniz İstanbul Bursa arasında seferler vardı. Şu an onun eksikliğini çekiyoruz. O noktada neler söylersiniz? Şimdi biz de o konuda çözümler üretmeye uğraşıyoruz. İşte Yunus Emre havaalanı açılamayınca, uzayınca, sıkıntılar çıkınca biraz bu alternatifleri hemen devreye soktuk. Yılbaşından sonra iki yeni uçağımız geliyor. Talepler var, değişik bölgelerden çok talepler var. Yani İstanbul-Bursa ulaşımı çok Değişik önemli. bölge derken Yani uçuş noktası anlamında. uçuş, Bursa'dan kalkış noktaları, İstanbul'a varış noktaları Evet. Ya mesela gibi. Anadolu yakasına da mı talep ediyorlar? Yok, Anadolu yakasında değil, Haliç çok önemli bir yer. Hani Haliç evet. merkez, İstanbul'un kalbi orası değil ama Bursa'nın yani değişik bölgelerinden dedim. Mudanya'dan mesela. Yani Mudanya'dan da olur, diğer Ulaabat tarafından da, İznik, Göl tarafından da. Hani belli saatlerde oralardan da kalksın. Bu şekilde biz bu köprüleri güçlendiriyoruz. Yolcu profili nasıl efendim? Bu iki hat arasında yani Haliç'te Gemlik arasındaki yolcu profiline baktığınızda daha çok böyle turistik amaçlı uçanlar var mı? Hep iş dünyası mı? Yani turistik amaçla tabii ki yani bu araç zaten seyahat turistik amaçlı da olur, iş amaçlı olur ama genelde tabii ki iş kesimi, Evet. iş dünyası, ticaret dünyası arada gezi için giden gelen de zaten o da ihtiyaç. Yok, biz seyahat ederken baktım daha çok böyle iş İş dünyası dünyası, evet profili. genelde. Ama mesela bir Haliç ve Gemlik'in o sahillerinden iniş yapıyorsunuz. Çok hoş bir Evet. manzara eşliğinde geliniyor. Belki Bursa Belediyesi işinin bu noktasına da
vurgu evet. yaparsa yolcu profili değişebilir veya o amaçta da katılanlar olabilir. İşte bunun tabii işte daha ağının genişlemesi gerekiyor. Çok daha fazla hani uçuşlar, ne kadar uçuş olursa o kadar müşterinin yönelmesi de fazla olmaya başlıyor. Bir de hava yolu projeniz vardı. Sık evet. gündeme geldi. O ne aşamada? O hava yolu projesi de o da şu anda Bursa Hava Yolları kuruluşunu yaptık. Onda işlemleri sürüyor. Onun işlemlerin bir an evvel bitmesini bekliyoruz. Ve hedefimiz dediğimiz gibi Bursa gerçek anlamda bir sanayi şehri, gerçek anlamda bir ticaret şehri olacaksa o zaman mutlaka havaalanının canlı olması gerekiyor. Hava ulaşımının mutlaka kullanılması gerekiyor. En azından bölge olarak Anadolu'nun değişik illerine, çevre ülkelere uçabilmeliyiz. Bu konuda bir buçuk saat, iki saatlik uçuşlar için 6 saat öncesinden İstanbul'a yola çıkıyoruz. Yolda bir günümüz geçiyor. Bunlar bizim için çok önemli, zaman çok önemli. Bursa merkezi uçmak, Bursa merkezi dediğim gibi gitmek gelmek bizim için çok büyük bir ama şey tasarruf ve büyük bir avantaj sağlamış olacak. Bunları mutlaka sağlamamız lazım. Biz de bunun başlaması için gerekli girişimleri yaptık. Sonunda onun da inşallah startını vereceğiz. Bu sonra olan sermaye yapısı ilk önce Orta Körfez ülkelerinden bir ortak olacağı söylenmişti. Fakat onlarla çok ortaklı olarak işe başlama kolay olmuyor. Yani işin sahibi olması gerekiyor. Baktık o konuda zaman kaybediyoruz. Biz şu anda belediye şirketlerimizle işin girişimini başlattık. Oluşumu sürüyor. Ticaret sanatımız, borsamız ve diğer kuruluşlar ve iş adamlarının destekleriyle inşallah startı vermiş olacağız yakında. Hayırlı olsun. Sağ inşallah olur. Bir de Yenişehir Havalimanı'ndan biraz bahsedin efendim. Biraz şehrin dışında ama orada sizi ne derece tatmin ediyor oraya olan seferler? Özel hava yolları, Türk Hava Yolları'nın seferleri. Şu anda pek sefer yok. Aktarmalı olarak Ankara, evet aktarmalı olarak Ankara'dan yapılıyor. Bizim de amacımız zaten bundan dolayı, yani kurulamadığından dolayı bir türlü Yenişehir Havaalanı'nın aktif hale gelememesi, onu kullanamayışımızdan dolayı biz de bu konuda harekete geçtik. Havaalanımız var. Tamam, Bursa merkezine 50 kilometre ama şu anda metro hattımızı çekiyoruz Kestere kadar. Oradan sonrası 35 kilometre kalıyor. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculukla oradan orada şey varmış olacağız. Yok mu? Ben oranın açılışına da gelmiştim. Biz İstanbul'da bundan şikayet ederken Bursa gibi yani Anadolu'da daha yakın, şehrin içinde veyahut da çok daha yakında olması gereken bir havalimanı uzak da olunca işte böyle bir işletme evet. sorunu, sefer sorunu yaşanıyor. Haliyle keşke Bursa içinde olsa. Yani o mesafede olmasa ama zamanında yapılmış bunlar. Bursa Hava Yolları ile ilgili bir takviminiz belli mi? Uçak tipleri, ne zaman uçacağı, ortaklık yapısı? Şu anda işte artık işlemlerin çoğu bitti. Kısa zamanda hedef bir an önce bitirmek önümüzdeki birkaç ay içinde. Ve şu anda hangi uçakları kullanacağız, hangisini kullandığımız zaman her türlü fizibilitesi bunun hesapları yapılıyor. Şu anda son aşamaya gelindi onlar. Artık görüşmeler yapılıyor. Ve bir artık startını vereceğiz. Şimdi tabii deniz uçağı, deniz otobüsü, şimdi evet. havayolu olunca farklı bir şeye daha Bursa kavuşmuş olacak. Evet. Ama merak ettiğim bu seferlerde daha çok yurt içi mi, yurt dışı mı uçuşları nasıl bir ağırlıkta olacak? Yani hedefinizde ne var? Bizim öncelikle tabii ki bölgesel havayolları. Evet. Bu uzun mesafe uçuşları Türk Hava Yolları'yla birlikte gerçekleşmiş olacak. Bizim burada Anadolu'ya yani Trabzon, Erzurum, Van gibi, Diyarbakır, Kıbrıs gibi, onun yanında Balkan ülkeleri, onu çevre diyecektim. Ülkeler. Bursa'da çok Balkan evet, ülkelerinden. Evet. Tabii. Zaten Üsküp buraya çok daha yakın Anadolu'dan. Evet. Hemen havadan 500 kilometre, 600 kilometre yok. İşin kargo tarafı da var mı? Kargo havayolu veyahut da bu kargo taşımacılığı. Çünkü Bursa önemli de bir ihracat evet. merkezi. Tabii yani bu konuda ihtiyaç hangi yönde gelişirse, ne kadar talep alırsak biz de ona cevap vereceğiz. Amacımız bizim bu havayolu, hava ulaşımını arttırmak, güçlendirmek. Bunu mutlaka başarmamız gerekiyor. Şehrin hedeflerine ulaşması açısından dediğimiz gibi önemli bir dünya ticaret merkezi, dünya sanayi şehri olacaksa bu bağlantıların güçlü olması gerekiyor. Bizler de bu konuda dediğimiz gibi her türlü girişimde gerçekleştirmiş oluyoruz. Başkanım, biz gördüğümüz kadarıyla ilk adımları iyi atmışsınız. Evet. Başlamış inşallah. İnşallah. İkinci adım evet. yani havayolu olarak da devreye sokarsınız. Evet. Ve Bursalılara da bir önemli hizmeti getirmiş evet, olursunuz. Evet, mutlaka bu bir ihtiyaç. Yani az önce dediğimiz gibi bir saatlik buradan Erzurum'a uçmak için 6 saat öncesinden İstanbul'a yola çıkmak tabii çok şey değil. Başarılar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.